Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz değerli yoldaşlarım. 2023 Ekim ayıyla devam ediyoruz. Kanalımıza değerli arkadaşlarım abone olabilirsiniz. Böylece her yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Yine ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Android uygulamamızı soran arkadaşlarım için de ehliyet sınav uygulamamız var. Google Play'de mevcut. Ehliyet Hocam yazarsanız orada onu da görebilirsiniz. Eğer telefonunuz arkadaşlarım iPhone'sa ehliyethocam.org adresinden çözümlerinizi gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen sorularımızla devam ediyoruz. Birinci sorumuz şöyle gelmiş. Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir? Şok pozisyonu, koma pozisyonu, alt çene pozisyonu, baş çene pozisyonu demiş. Doğru cevabımız B şıkkı koma pozisyonu olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan yatış şeklinde bir el nasıl boynumuzun bakın altına doğru. Bu pozisyona biz koma pozisyonu diyoruz arkadaşlar. Evet, yine bir animasyonlu sorumuz daha var değerli arkadaşlarım. Şöyle animasyonumuz yanda aksın. Araç sürücüsü nasıl davranmalıdır demiş. Önde bir tane otobüs gidiyor. Arkada ise biz gidiyoruz, aracın içindeyiz. A. Dörtlü ikaz ışıklarını yakarak beklemeli. Korna çalarak öndeki araç sürücüsünü uyarmalı. Hızını arttırarak bu bölgeden uzaklaşmalı. Hızını azaltarak sol şeritten yoluna devam etmeli. Arkadaşlar biraz önce de söyledik, daha önce de söyledik, biraz önce dedim pardon, daha önce de söyledik değerli arkadaşlarım. Ne dedik? Kesinlikle korna çalma dediğimiz olay bizi yanıltmak için konuluyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bir otobüs durağı ve otobüs doğal olaraktan sağa yanaşmış, ne yapmış? Yolcu indirip bindirecek. Bizim ne yapmamız gerekiyor burada değerli arkadaşlarım? Yapmamız gereken şey şeridimizde yani sol tarafa gidip ne yapmak değerli arkadaşlarım? Yolumuza devam etmektir. Doğru cevabımız o yüzden D şıkkı, sol şeritten devam etmek hızımızı azaltarak olacak. İsterseniz tekrar tekrar siz de ne yapabilirsiniz? Videoyu başa ileri alıp burayı izleyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Fazla vakit gitmemesi adına ben fazla duraklamayacağım. Gördüğünüz gibi otobüs duruyor. Böyle durumlarda aynadan bakacağız arkaya. Herhangi bir şekilde tehlike yoksa sinyalimizi verip sol şeride geçeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan bası ne kadar çökme sağlanmalıdır demiş. Doğru cevabı direkt veriyorum. 5 olacak arkadaşlar. 5 santimetre bası uygulanabilir arkadaşlar yetişkin bir insana. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş önceliği sıralaması nasıl olmalıdır demiş. Arkadaşlar durdurup inceleyebilirsiniz. Yine doğru cevabı direkt veriyorum. Evet, B şık olacak. Açıklayalım şimdi bunu biraz. Arkadaşlar öncelikle burada neye dikkat edeceğiz? Eğer burası kontrollü bir kavşak mı? Kontrolsüz kavşak mı? Kontrolü kavşak ise gayet işimiz basit. Tali yoldakiler sonra, ana yoldakiler önce geçer. Bakıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi levhalar var. O halde burası kontrollü kavşak. Polis de olabilirdi. Şimdi baktık. O halde ana yolda 3 ve 2 numaralı araçlar var. Önce bunlar geçecek. Peki hangisi önce geçecek? Tabii ki de arkadaşlar ana yolda düz giden araçlar önce geçer. Baktık 2 numara evet doğru. Daha sonra dönüş yapan ana yoldaki araçlar geçer. Evet en son arkadaşlar tali yolda bulunan 1 numaralı aracımız geçecektir. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içerisinde kalan kısmına ne ad verilir? Şerit, banket, geçiş yolu, bağlantı yolu şıklarla verilmiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Geçiş yolu olacaktır. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabarit sınırlaması getirmektedir demiş. Yükseklik, uzunluk, genişlik ve ağırlık şıklarda verilmiş. Doğru cevap A şıkkı yükseklik olacak arkadaşlar. Şekle göre araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır demiş. Sola dönüş yapması, sağa dönüş yapması, aynı yönde seyretmesi, kavşağa yaklaşırken hızını azaltması demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Aynı yönde seyretmesi
yanlış olacaktır. Bakın burada tabelalara bakacağız arkadaşlar. Ne diyor? Mecburi yön sağ ve nereyeymiş arkadaşlar? Sola doğru şu şekilde şuraya girebilirmiş. Ama karşıya ne yapamazmış? Gidemezmiş. Yine burada zaten buraya girilmez işaretini görüyorsunuz. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş? Yolun iki şeride ayrıldığı, dönel kavşağa yaklaşıldığını, ileri ve sağa mecburi yönü dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini demiş. Doğru cevap tabii ki de arkadaşlar ileri ve sağa mecburi yönü olacak. Arkadaşlar basit sorular olduğu için açıklama yapmıyorum. Yani hani burada açıklama yapılacak bir şey yok. O yüzden devam. Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir demiş. Kırmızı oklu ışık, yaya figürlü ışık, faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık, faslalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık demiş. Doğru cevabımız tabii ki de faslalı olarak yanıp sönen sarı ışık olacak. Arkadaşlar burayı gördüğünüz zaman ana yoldasınızdır. Evet, sarı ışık yanıyorsa, fakat ne yapmanız lazım? Dikkatli bir biçimde yola çıkmanız gerekir. Eğer kırmızı ise yanıp sönen ışık, o halde siz tali yoldasınız demektir. Ve size dur levhası var ya, hani yanan, normal dur levhası, yanmayan ışıksız. O anlama gelir arkadaşlar, durmanız, yolu kontrol etmeniz, ondan sonra geçmeniz gerekir. Trafik görevlisinin hangi işareti, hangi hareketi trafiği yavaşlatma işarettir demiş. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, bunu görüyorsanız trafiği ne yapıyordur? Yavaşlatıyordur arkadaşlar. Peki diğerleri hangi anlama geliyor, değil mi? Arkadaşlar diğerlerinin anlamına bakmak için buraya bakabilirsiniz. Tek tek açıklamakla uğraşmayayım, hem vakit kaybı olmasın. Aşağıdakilerden hangisi park etmede alınacak tedbirlerden biri değildir demiş. Fren ile, el freniyle tespit edilmesi, eğimli yollarda ön tekerleğin sağa çevrilmesi, eğimli yollarda otobüslerin her iki arka tekerleklerine takoz konulması, aracın terk edilmesi halinde camlarının açık bırakılması. Doğru cevabımız, evet değerli arkadaşlarım, D şık olacak. Bu yapılması gereken hallerden değildir. Eğer böyle bir şey yaparsanız ya aracınız çalınır ya içine yağmur girer. Yani illaki bir şey olur arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekir. Trafik işareti sürücüye neyi bildirir demiş. Azami hız sınırını, taşıtın giremeyeceğini, geçme yasağı sonunu, hız sınırlaması sonunu demiş. Tabii ki de azami hız sınırını bildirir arkadaşlar. Tabii ki buradaki şu kırmızı halkaya dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Eğer böyle yuvarlak kırmızı halka varsa genelde içeridekinin yasaklama anlamına geldiğini bilmeniz gerekir. Burada 50 km hızın üstüne çıkılamayacağını, 50 km hızın yasak olduğunu, ne yapıyor? Onun üstündeki hızın yasak olduğunu söylüyor. Genelde bu ne yapılır? İşte altında bazen der işte hız bölgesi der. Bu 50'yi verir içerisinde. Böyle yerlerde 50 ile gitmeniz gerekiyor. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Doğru cevap, dur, durak, devam et ve dikkat şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı, durak olacak arkadaşlar. D, durak anlamına geliyor. Aşağıdaki durumların hangisinde karayolları trafik yönetmeliğinin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez demiş. Kavşaklara yaklaşırken, sağ ve sola dönüşlerde başka bir araç tarafından geçilirken, iki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken demiş. Doğru cevabımız D şık olacak. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken olacak arkadaşlar. Ne yapılır? Biraz daha fazla hız yaptığınız zaman 10 km kadar size ceza yazmazlar geçiş yaptığınız için. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir demiş. Yine bu sık sık çıkan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık olacak. Gördüğünüz gibi burada zaten iki tane yöne ayrıldığını ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz, bölünmüş yolun başlangıcı anlamına gelmektedir. Bisiklet yolu ve yaya geçiş olmuş olsaydı arkadaşlar buralarda bir insan veyahut da bir bisiklet görmüş olacaktık. Evet, saatte 130 km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır demiş. Arkadaşlar size bizim arkadaş büyük ihtimalle bunun üstünde oynamış. Tabii yani oynadığı için 130 çıkmış. Genelde verecekleri size
120 ile 50 olacaktır arkadaşlar. Ne yapacaksınız bu soruda? Yapacağınız tek şey verilen rakamı 2'ye bölmek. 132'ye böldüğümüz zaman da 60 çıkacaktır arkadaşlar. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır demiş. Yine aynı şekilde direkt doğru cevap veriyorum. Evet, geçme ve dönme hallerinde mecburi haller dışında şerit değiştirilmesi. Arkadaşlar bakalım diğerlerine bakalım. 2300 sağ şeritten gitmesi demiş. Evet, gitmeli. Aracın cinsine ve hızına uygun şeridin kullanılması. Evet, adam çok yavaş gidiyordur. Gidip de mesela 4 şeritli yolun ortasından gitmezsiniz. Geçme ve dönme halleri gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi demiş. Yasaktır, evet. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenli geçişini beklemeli demiş. Evet, doğrudur arkadaşlar. C şıkkı ise kural ihlalidir ve kazaya sebebiyet verir. Taşıt yolları üzerinde çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir demiş. Yalnız 1, 1 ve 2, 2 ve 3, 1, 2, 3 demiş. Tabii ki de... Oli, nereye gitti? Heh. Tabii ki de B şıkkı olacak arkadaşlar. 3 ise arkadaşlar bizim yavaşlama çizgileri dediğimiz çizgilerdir. Bazen bunların arasına rakam da yazılarak hızınızın düşürülmesi gerektiği sizlere bildirilir. Yukarıdakilerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılır demiş. Arkadan çarpma, kırmızı ışıkta geçme, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama demiş. Doğru cevabımız. Bakalım. Evet arkadaşlar, bunların hepsi nedir arkadaşlar? Asli kusurdur. Yani böyle bir şey yaptığınız zaman kesin %100 kusurlu olan kişiye siz olursunuz. Unutmadan söyleyelim. Bazen şu geliyor. Hocam arkada çarptım adama ama adam ani durmuştu. Takip mesafesine uymadın. Bitti. Yani başka yapacak bir şeyin yok. Kesinlikle suçlu yine sensin. Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır? Yalnız 3, 1 ve 2, 2 ve 3, 2, 3, 4 şıklarda verilmiş. Tabii ki de kamyoncu abimiz ne yapmış? Uymamış arkadaşlar. Burada diyor ki yük taşıyan taşıtlar veyahut da işte kamyonlar için sollama yasağı başlangıcı anlamına geliyor arkadaşlar. Sollama yapmaması lazım. O halde 3 numaralı aracımız ne yapmıştır? Hatalı bir sollama yapmıştır. Karayollarında bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış en çok 2 römorktan oluşan araçlara ne ad verilir? Bu hafta çıkan sorulardan biriydi bu. Sık çıktı. Tahmini yanlış hatırlamıyorsam 70 kişide çıkmış bu soru. Arazi taşıtı, taşıt katarı, kamp taşıtı, umumi servis aracı demiş. Tabii ki de doğru cevabımız, bir daha yamuk basarsam parmağıma tüküreceğim. Doğru cevabımız taşıt katarı olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Birbirine bağlanmış. Yani bir nevi römork 1, römork 2, önde de çekici araç var. Ne oldu? Bak bunları böyle birbirine bağladığın zaman taşıt katar oluyor. Tamam. 22. soruyu boş geçmiş. Arkadaş büyük ihtimalle yanlış işaretlemiş. Bizim editör soruyu yalamış, yutmuş. Belirtilen yerlerde aşağıdakilerden hangisi yasaktır demiş. Trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafe içerisinde, yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına 5 metre mesafe içinde demiş. Durmak, duraklamak, hızını azaltmak, vites değiştirmek diye de şıklarda vermiş. Yasak olanı sormuş. Tabii ki de duraklamak. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Arkadaş benim elimde mi bir şey var bugün? Doğru cevabımız B şıkkı, duraklamak olacak arkadaşlar. Burada bir ayrıntıya girmek istiyorum. Durmak arkadaşlar nedir? Aracımızla giderken bir polis abinin işte ondan sonra kırmızı ışığın yanması gibi hallerde, yani zorunlu olaraktan sizi dışarıdan zorlayıcı bir unsur ile durdurulmanızdır. Bir kaza olur, önünde durmak zorunda kalırsın. Bunlar durmadır. Duraklamak ise keyfi hallerdir. Örneğin yolcu indirip bindirmek, yük indirip bindirmek, tuvaletin geldi köşede beklemek. Anladın mı? Bunların hepsi duraklamaktır. Duraklamak ise buralarda yasaktır arkadaşlar. Yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş olan motor taşıta ne denir? Özel amaçlı taşıt, kamp taşıtı, minibüs, otobüs. Doğru cevap tabii ki de C şıkkı. Yine bunu bilemeyeni damdan aşağı atıyorlar. İmam amcanın pamuğuyla tanıştırıyorlar arkadaşlar. Hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir demiş. Doğru cevabımız
Evet arkadaşlar, bu olacak. Diğerlerine baktığımız zaman bu bizim açılır kapanır köprümüz var demek. Bu gevşek şev demek arkadaşlar. Bu ise yolun kaygan bir zeminde olduğunu söylüyor. Eğer aracınızın gösterge panelinde böyle bir şey yanıyorsa arkadaşlar sarı olaraktan, o zaman da hill holder, yani yokuş kalkış desteğinin devre dışı kaldığını sizlere bildiriyordur. Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtilerinden değildir demiş. Bulantı ve kusmanın olması, reflekslerin güçlü olması, derinin soğuk ve nemli olması, kulak veya ağızdan kan gelmesi demiş. B şık olacak, reflekslerin güçlü olması olacak arkadaşlar. Hangisi ilk yardımın A, B, C, C aşamalarından değildir? Kazazede nefes alabiliyor mu? Kazazede kalp atımı normal mi? Kazazede nabız sayısı normal mi? Kazazede de kızarıklık var mı demiş. Tabii ki de D şık olacak arkadaşlar. Kazazede de kızarıklık var mı olacak. Eğer bunu görüyorsanız nedir? ABC'sinde böyle bir şey yok arkadaşlar. Nefesin alıp almadığına bakılır. Kalbin atıp atmadığına bakılır. Nabız normal mi, buna bakılır. Bunlara bakılır. Ama buna bakılma. Bir de şu vardır. Bak diline hisset yöntemi vardır nefes kontrol edilirken. Bu nasıl oluyor? İşte bakıyoruz göğüs hareketi var mı? Ondan sonra camla bakıyoruz buharlanma var mı? Bu baka gider. Bak dinle de kulağımıza yaklaştırıyoruz. Böyle bir ses var mı? Buna bakıyoruz. Bakın bu dinle. Bak dinle. Bir de hisset var. Bunda da parmağımızı, kulağımızı neremiz işte yaklaştırıyoruz. O sıcaklığı hissetmeye çalışıyoruz nefes alışverişteki. Buna da hisset deniliyor. Veyahut da elimizi kazazedenin göğsünün üzerine koyup nefes hareketi var mı? Buna ne yapabiliyoruz? Göz gezdirebiliyoruz. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir demiş. İtfaiyeci yöntemi, rentek manevrası, sürükleme yöntemi, hemlik manevrası şıklarda verilmiş. Tabii ki de doğru cevap B şıkkı, rentek manevrası olacak arkadaşlar. Baş boyun gövde eksenini dik bir biçimde çıkartmış olduğumuz nedir? Manevramızdır. Evet, şimdi diğerlerine bir bakalım. Arkadaşlar omuzda itfaiyeci yöntemi dediğimiz iki isimle biliniyor. Hangi isimler bunlar? Omuzda taşıma yöntemi ya da itfaiyeci yöntemi olarak bilinir. Bir el boşta kalacağı için ne yapılır arkadaşlar? Kolayca merdiven gibi yerlerden destek alınabilir. Genelde sorulurken zaten bir el boşta kalacağı için diye destek alınabilmesi şeklinde sorulur. Sürükleme yöntemi ağır bir kişi varsa, tamam mı? Eğer girilemeyecek bir yerdeyse, sürükleyerek alınacaksa eller sabitlenerek arkadaşlar ne yapılır? Omuzdan veyahut da koltuk altından veyahut da işte omuzdan dedim zaten koltuk altından veya ayak bileklerinden tutarak sürüklenip çıkartılır. Rendik manevrasının haricinde hemlik manevrası var değil mi? Ne yapılıyor arkadaşlar? Tam tıkanmalarda kişinin göğüs bölgesine hızlı bir baskı uygulanaraktan ağzından hop diye nesnenin çıkarılması sağlanıyor. Holger-Nielsen var. Sırttan bastırma ile nefes verme sağlanır. Dirsekten kaldırma ile arkadaşlar nefes alma sağlanır. Bu yöntemi ağız ve burnu kanamalı yaralanmalarda tercih ediyoruz diyelim. Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? Sırt üstü sert zemine, yüz üstü sert zemine, sırt üstü yumuşak bir zemine, yüz üstü yumuşak bir zemine demiş arkadaşlar. Doğru cevap A şıkkı olacak. Sonuçta esnek bir alana yatırırsak kalp masajıyla yeterli etkiyi ne yapamayız? Veremeyiz. Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir demiş arkadaşlar. Tabii ki de omuz bölgesi olacak arkadaşlar. Nereden anlıyoruz bunu? Çocukları ekrandan uzaklaştıralım. Şimdi şöyle abimiz düşünürsek. Şöyle hop. Şöyle abim şöyle bacaklarımı yapalım da ayakları yok demesinler. Sonra kızıyorlar ayaklarını niye yapmadım diye. Evet. Şöyle kaşları da olsun. Bir daha az yapalım. Şimdi arkadaşlar köprücük kemiği dediğimiz şey şuralarda oluyor. Tamam mı? Şu şekilde. Şurada kemiğiniz işte. Bazen bu kemikler dışarıya çıkar, tamam mı? Kırılırsa eğer bu omuz bölgesi direkt yukarıya doğru böyle hani efeler yapıyor. Hey, var mı bana yan bakan? O biçim bir duruma gelir arkadaşlar. Böyle bir durumda ne yapılması gerekiyor? Omuzun sabitlenmesi, tespit edilmesi
gerekir arkadaşlar. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez demiş. Tabii ki de arkadaşlar baskı noktalarından baskı uygulamak yeterliyse bunu tercih etmeyiz. Bu yöntemin adı turnike yöntemidir. Uzuv kopmalarında veyahut atardamar kanamalarında bunu tercih ederiz arkadaşlar. Çok sayıda kazazede varsa yine baskı uygulamak yeterliyse mesela hangisine baskı uygulayacaksın? Ne yapacaksın? Yine bunu uygularsın. Alnına yine T yazısı yazarsın uyguladıklarının. Turnike uygulaması kaç dakikada bir gevşetilir diye sorular gelebilir arkadaşlar. 15-20 dakikada bir ne yapılmalıdır? Gevşetilmelidir arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insanda normal nabız yani kalbin dakikadaki atım sayısı hangi değerler arasında olmalıdır demiş. Doğru cevabımız 60 ila 100 olacak arkadaşlar. Hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir demiş. Yine doğru cevabımız B şık olacak. Genellikle göğüs ortasında başlaması olacak. Nefes vermekle almakla şiddeti değişiyorsa üst kas ağrısıdır arkadaşlar. Diyaframda ağrı olabilir yani o kaslardadır. Dinlenmekle geçmemesi demiş. Hayır, uzun süreli olması geç. Doğru cevap genellikle göğüs ortasında başlaması olacak arkadaşlar. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cisim kaçması halinde çıkarmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır demiş. Yine doğru cevap veriyorum. A şıkkı olacak arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Yüz aşağı şekilde yatırıyoruz. İşaret ve baş parmağımız arasında çene oluyor. Ne yapıyoruz? İki kürek kemiğinin arkasına yavaşça vuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hafif böyle aşağı doğru tabii. Yere paralel tutacaksınız biraz bebeği. Çok hayat kurtarır arkadaşlar. Onu mutlaka bilin bebeklere nasıl uygulandığını. Üçüncü derece yanıkların bir göstergesidir demiş. Biliyorsunuz biz yanıkları üçe ayırıyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Üç yanık tipimiz var arkadaşlar. Birincisi en hafif yanıklar. Yani ölüm tehlikesi yok. İkincisi biraz ciddi yanıklar. Bölgeseldir. Dikkat edilmesi gerekir. Üçüncü tip yanıklar ise sinir harabiyeti vardır arkadaşlar. Ölüme kadar götürebilir veyahut da uzuv kayıplarına yol açabilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Tabii ki de arkadaşlar kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması olacak. Turnike uygulamaktan uzuv kopması varsa kaçınmayız. Tam tersine uzuv kopması varsa turnike uygularız. Bizim editör D şıkkını yemiş arkadaşlar. Artık yani yemek maaşı bağlayacağım ben editöre. Yoksa soru yiyor. En uzak yere basınç demiş. Hayır, en yakın yere basınç uygulanır arkadaşlar. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğüyle seyreden dolaşım yetmezliğine ne denir demiş. Şok, burkulma, kalp durması, kulak çınlaması demiş. Tabii ki de şok olacak arkadaşlar. Peki şok pozisyonu nasıl oluyor arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Bakın kazazede bu şekilde yatırıyoruz arkadaşlar. Ve altına ne yapıyoruz? Şuraya ayaklarına 30 cm yüksekliğinde bir yükseklik koyuyoruz. Böylece kanın hayati organlara gitmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır demiş. Doğru cevabımız B şık olacak. Çeneyi göğüsten uzaklaştırmıyoruz. Tam tersine bizim doğal deliklerimiz vardır. Buralardan akacak olan kanın devamlılığını sağlıyoruz arkadaşlar. Devamlılığını sağlamaktan kastımız kesinlikle şöyle anlaşılmasın. Kardeşim kurcala biraz daha fazla aksın anlamında anlamayın. Ne yaparız? Hani normal akışını sürdürsün. Geriye kaçırmaya çalışmayın arkadaşlar. Evet, devam edelim. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur demiş. Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi, tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması demiş. Doğru cevabımız tabii ki de olay yerini değerlendirmenin amacını oluşturur. Olay yerini biz değerlendiririz ki tekrardan buralardan olmasın, yaralanma riski olmasın, tekrardan bunlarda artış gözlenmesin arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Arkadaşlar bunu bileceğiz artık. Kırmızı şekilde yanar. Genelde emniyet kemerinin takılı olmadığını bizlere
bildirir. Açıklanacak bir şey olmadığı için biraz da vakit kaybı olmasın diye böyle gidiyorum arkadaşlar. Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır demiş. Instagram hesabımda bunu paylaştım arkadaşlar. Hem benzin hem dizel. İkisinin de çalışma prensibi farklı. Oradaki postlara aşağı doğru inip bakabilirsiniz. Doğru cevap yakıt hava karışımı olacak arkadaşlar. Yakıt hava karışımı ne yapılır? Alınır. Evet, devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir demiş. Tabii ki de polen filtresi. Arkadaşlar polen filtresi klimanın içeriye üflemiş olduğu havayı temizleyen filtremizdir. Fren hidroliği araç lastikleri soğutma suyunun ise bununla alakası yoktur. Motorun soğutma sisteminde bulunan su pompasının görevi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Doğru cevabımız su kanallarına su göndermek olacak. Devir daim pompası denilir buna. Bozulursa arkadaşlar hararet ne olur? Yükselmeye devam eder arkadaşlar. Yağ göndermez kesinlikle. Onu geçin. Yağ pompasıdır bunu yapan. Tamam. Su pompası değil. Başka ne var? Suyu yanma odasına göndermek demiş. Hayır. Yanlış. Yanma odasına su göndermez arkadaşlar. Motor bloğundaki içerideki kanallara gönderir. Ama suyu yağ kanallarına yine göndermez arkadaşlar. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilere hangisine neden olur demiş. Tabii ki de çabuk aşıntıya sebebiyet verir arkadaşlar. Kış lastikleri biraz daha nasıldır? Yumuşaktır. Yani sıcaklığa daha yumuşak tepkiyle verirler. Sıcaklık azalsa bile biraz daha yumuşak kalmaya başarır. Bir de düşünün sıcaklığı yükselttiğinizde ne olacaktır? Silgi gibi erimeye başlayacaktır arkadaşlar. Şekildeki soru işaretiyle gösterilen motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça demiş arkadaşlar. Bu da yine çıkan sorulardan bir tanesi. Benim kardeşlerim bunu yapamıyor. Ben bunları tüfekle kovalayacağım. Dededen kalma bir tane çifte var. Doğru cevap marş motoru olacak arkadaşlar. Burada alternatör demiş. Alternatör bizim akümüzü şarj eder. Bakın şu. Fan motoru demiş. Bu bizim aracımızın işte fanını üflüyor arkadaşlar. Radyatör edinlik. Silecek motoru demiş. Silecek motorunun alakası yok. Burada volan dişlimizi görüyoruz. Marş motorumuzu görüyoruz. Manifoldumuzu görüyoruz. Şu çoklu boruya manifold denilir arkadaşlar. Egzoz manifoldudur bu. Buradan yağ konulan kapağı görüyoruz. Başka burada bilmeniz gereken bir şey yok. Güvenli bir sürüş için lastik kaç milimetre olmalıdır derinliği demiş. Tabii ki de 1.6 milimetre olmalıdır arkadaşlar. Hangisinde arıza sinyal lambalarının yanmamasına sebep olur demiş. Dispiratördeki, marş motorundaki, bujilerdeki, flaşördeki demiş. Tabii ki de D şıkkı flaşördeki olacak. Dispiratör bizim bujilerimizin sırasıyla ateşleme yapmasını sağlayan ve sırasıyla bujilerin başına elektrik gönderen organımız. Marş motoru motorumuza ilk hareketi veren parçamız. Bakın motorumuza diyorum, aracımıza demiyorum. Bazen aracımıza ilk hareketi vereni işaretliyor arkadaşlar. Onlara pamuk hediye edeceğim. Bujilerdeki demiş. Hayır, alakası yoktur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir demiş. Hava filtresinin kirlenmesi, yakıt deposunun delinmesi, yakıt sisteminde hava yapması, depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi demiş. Tabii ki de doğru cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Yakıt sisteminin hava yapması olur. Tabi eski motorlarda bu şekilde bir sorun var ama artık yenilerde bu ortadan kalkmak üzere. Evet, yine resimli görüntülü bir sorumuz var. Seyir halindeki aracın gösterge panelindeki ikaz ışıklarının hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir demiş. Evet arkadaşlar, bunu görüyorsanız ya kayış kopmuştur ya da alternatör arıza yapmıştır. Akünüz şarj olmuyordur. Diğerlerine baktığımız zaman arka cam rezonansı açık demek, uzun farların yandığını bildiriyor ve sola sinyalin açık olduğunu bildiriyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bujilere giden elektriğin voltajını yükseltir demiş. Bunu daha önce de sormuştuk. Tabii ki de endüksiyon bobini olacak. Ne yapıyor? Biraz daha yükselterek kuvvetli bir ateşlemenin yapılmasını sağlıyor. Karbüratör hava yakıt karışımını ayarlıyor. Benzinli motorlarda bulunur sadece. Sigorta aracımızdaki elektrik devrelerini kontrol ediyor ve eğer yüksekse arkadaşlar yanarak aracımızın yanmasını engelliyor. Marş motoru ise bizim aracımızın motoruna ilk hareketi veriyor arkadaşlar.
Sınavınızda başarılar dileriz. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Öpüldünüz, koklandınız. Dayak yemeyelim, daha fazla konuşmayalım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Yine Instagram'dan bizlere ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz.